Evet sevgili arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi İngilizce 1 derslerine ikinci dersimize devam ediyoruz. Dersimizin konusu Prepositions of Place. Hemen sistemimize giriş yapıyoruz. Açık Öğretim 9. sınıf İngilizce seçiyoruz. Evet arkadaşlar, konumuz Prepositions of Place, yani yer edatları. Arkadaşlar, edatlar yani nesnelerin bulundukları yerleri belirtmek için kullanılan kelimelerdir arkadaşlar. Şimdi bu kelimelerimizi sırasıyla beraber çalışacağız. İlk edatımız in. In arkadaşlar bir nesnenin nerede olduğunu anlatırken, yani genellikle kapalı mekanlar. Bakın örneğimize bakalım. There are vegetables in the basket. Sepette ya da sepetin içinde sebzeler var. In the basket. İçinde. Yani in arkadaşlar kapalı mekanlar için kullanılır. Yani mesela There is some money in my pocket. Cebimde biraz para var gibi. Evet. İkinci edatımızla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci edatımız on. Üstünde. Yani bir şeyin üzerinde anlamı katıyor. Örneğimize bakalım. There is a bird on the tree. Ağaçta. Ağacın üzerinde bir kuş var. Bakın birinci ünitede hatırlayacağınız gibi there is arkadaşlar tekillerde kullanılıyor. Üçüncü edatımız sevgili arkadaşlar under. Under altında anlamına geliyor. Yani iki tane nesneyi düşünün. Örneğe bakalım arkadaşlar. There is a ball under the chair. Sandalyenin altında bir top var. Bakın sevgili arkadaşlar. There is a ball under the chair. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Sağında. On the right. Bakın sevgili arkadaşlar. Yeşim is sitting on the right of Melek. Yeşim meleğin sağında oturuyor. Evet, Yeşim meleğin sağında oturuyor. Diğer edatımız arkadaşlar near, yakınında, civarında anlamına da geliyor. Bakın örneğimize the dog is near the door. Köpek kapının yanında. Near. Evet, between'e bakalım şimdi sevgili arkadaşlar. Diğer bir edatımız. İki şeyin arasında anlamında, yani between sevgili arkadaşlar verilen iki nesne olması lazım. O iki nesnenin arasında ve genellikle arkadaşlar between'i and kelimesiyle beraber kullanır. And bağlacıyla. Bakın cümlemizi okuyalım beraber. The cat is between the car and the tree. Kedi araba ile ağacın arasında. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Bir diğer edatımız behind sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi behind arkasında demek. Verilen iki nesneden biri diğerinin arkasında. Örneğimize bakalım. Örneğimizde Elif is behind Arif. Elif Arif'in arkasında. Behind. Diğer edatımız sevgili arkadaşlar next to. Next to yanı başında demek. Az önce hatırlayacaksınız near kelimesi edatını görmüştük. Near yakınlarında anlamındaydı. Next to ise biraz daha yakın, yani bitişik anlamı da katabilir. Bakın örneğimize. There is a bank next to the post office. Postanenin yanında bir banka var. Postanenin bitişiğinde bir banka var diye de tercüme edebiliriz. Arkadaşlar bir diğer edatımız in front of. Önünde demek. Arkadaşlar az önce behind'i görmüştük arkasında. Bu da önünde tam tersi. Örnek cümlemize beraber bakalım. There is a bike in front of the car. Arabanın önünde bir bisiklet var. Devam ediyoruz arkadaşlar edatlarımızı. On the left. Solunda. Demek bakın arkadaşlar sol tarafında, solunda. Hemen beraber örneğimize bakalım. There is a restaurant on the left of the supermarket. Bakın süpermarketin on the left solunda. Marketin solunda bir restoran var. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi beraber örneklerimizi görelim. Boşluklara on, behind, on the right ve under yazınız. Bizden bunlar yazmamız isteniyor. Evet örneğimize, birinci örneğimize isterseniz beraber bir bakalım sevgili arkadaşlar. Evet örneğimizde the cat is the table. Bakın arkadaşlar kedi masanın neresinde arkadaşlar? Kedi masanın altında. O zaman burada ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? The cat is under the table. Kedi masanın altında. Evet ikinci örneğimizde bakın arkadaşlar.
The cat is, kedimiz nerede? Gördüğünüz gibi masanın üzerinde arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? The cat is on the table. Kedi masanın üzerinde. Üçüncü örneğimize bakalım sevgili arkadaşlar beraberce. Evet. Evet, the cat is the table. Arkadaşlar kedimiz gördüğünüz gibi masanın yanında sevgili arkadaşlar. O zaman the cat is next to the table. Burada sevgili arkadaşlar next to kullanabileceğimiz gibi near'ı da kullanabiliriz. Yani the cat is near the table da diyebiliriz. İkisi de kullanılabilir burada. Evet, dördüncü örneğimize bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimiz bu sefer bakın arkadaşlar masanın neresinde? Arkasında. Arkasında olduğu için ne diyeceğiz? The cat is behind the table. Behind the table. Yani kedi masanın arkasında. Evet sevgili arkadaşlar, devam edelim. Evet, şimdi konumuzu bitirdik. Konumuzu kısaca hatırlayacak olursak, konumuz prepositions of place, yer edatlarıydı. Yani bir nesnenin nerede olduğunu anlatırken kullanacağımız kelimeleri işledik beraber. Şimdi konumuzla alakalı örnekleri çözmeye başlayalım isterseniz sevgili arkadaşlar. İlk prepositions of place konumuz, bakın arkadaşlar, yer edatları. İlk örneğimizde sevgili arkadaşlar alıştırmalarda geçmişti. Evet, bakalım. Where is the cat? Kedi nerede? Diye sorulmuş. It is blah blah the table. Masanın neresinde sevgili arkadaşlar? Şıklara baktığımızda in front of, önünde, on the left of, solunda, on, üzerinde. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar kedimiz nerede? Kedi masamızın altında. O zaman it is under the table. Kedi masanın altında. İkinci örneğimize beraber bakalım sevgili arkadaşlar. İsterseniz. Evet. İki tane nesnemiz var bakın. Glasses and books. Sorumuza bakalım. Where are the glasses? Gözlükler nerede? They are blah blah the books. The book. Kitabın neresinde arkadaşlar gözlükler? Bakalım beraber. Yanında. Şıklarımızda under, altında, between, arasında, on, üzerinde. Ama bakın next to. They are next to the book. Onlar, yani gözlük, kitabın yanında. Üçüncü örneğimize beraber bakalım sevgili arkadaşlar. Evet. Sevimli bir köpeğimiz var gördüğünüz gibi. Uyuyor. Nerede uyuyor? Evin önünde. Ya da kapının önünde. Sorumuza bakalım. Where is the dog? Köpek nerede? Köpek kapının ya da evin önünde olduğuna göre on the door dersek bakın kapının üzerinde olur. Behind the door kapının arkasında olur ki köpeğimiz kapının arkasında değil. On the left of sol tarafında değil. Evet, gördüğünüz gibi nerede? It is in front of the door. O, yani köpek, kapının önünde. Dördüncü örneğimize devam edelim sevgili arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde 3 tane binamız var. Şimdi bizden kafenin nerede olduğu soruluyor. Where is the cafe? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafe banka ile postanenin arasında. Burada zaten bize konumuzu anlatırken bahsetmiştim. Between and bağlacıyla beraber kullanıyorduk. O zaman where is the cafe? Kafe nerede? It is between the bank and the post office. Banka ile postanenin arasında. Beşinci örneğimize devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir koltuk, bir de çanta. Where is the bag? Çanta nerede? Arkadaşlar çanta koltuğun üzerinde diyeceğiz. Behind dersek ardında, arkasında, between, arasında, under, altında değil. Çanta koltuğun üzerinde diyeceğiz. It is on the armchair. Yani çanta koltuğun üzerinde. Evet. Şimdi prepositions of place konusunda örneklerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Beraber inceliyoruz, beraber cevaplıyoruz. Şimdi bir diyalog var karşımızda. Sorumuz var. Cevaben sorumuzda they are in Ankara. Onlar
Ankara'dalar diye cevap verilmiş. O zaman biz where kelimesini aramamız lazım. Nerede? Şimdi bakıyoruz A şıkkında where var. C şıkkında da var. D şıkkında da var. Ama cevabımızda they are dediği için sevgili arkadaşlar onlar diyor bakın sevgili arkadaşlar. O zaman bize çoğul bir şey lazım. Bir kelime lazım. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Where are your friends? Arkadaşların nerede? Ya da neredeler? They are in Ankara. Onlar Ankara'dalar. 8. sorumuzda devam ediyor sevgili arkadaşlar. I am looking for my glasses. Gözlüğümü arıyorum. Neredeler diye soracağız muhtemelen. Cevaben de they are on the table. Masanın üzerindeler diye cevap ver. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de bazı kelimeler bunlara gözlük gibi, çorap gibi, dürbün gibi, pantolon gibi tekil olmalarına rağmen çift oldukları için daima çoğul yazılırlar. Gözlükte bu kelimelerden biri. O zaman where are they? Neredeler diyeceğiz. Doğru cevabımız Adana. Where are they? Neredeler? Masanın üzerindeler. 9. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. The umbrella şemsiye. Bir tane şemsiyeden bahsediyor. Bakın sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. The umbrella. It is behind the door. Kapının arkasında diyor. O zaman nerede diyeceğiz. Bir tane şemsiye olduğu için bir defa içinde are olanları bakın hemen eleyebiliriz. Doğru cevabımız where is the umbrella? Şemsiye nerede? It is behind the door. Kapının arkasında. Evet. Aynı 9. sorudaki gibi bir soru. Fakat burada farklı olarak ipucumuz burada bakın. Kitaplar, kitaplarım dediğine göre zaten cevabımıza they are'la başladığına göre bize are yani çoğul kelimesi lazım. Şıkları eliyoruz. İzli olanı eledik. What ve when de gider. Nerede diye soracağımız için where are my books? Kitaplarım nerede? They are in my bag. Onlar çantamda. Evet, 11. soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Your father, baban diyor bakın sevgili arkadaşlar. Baban, o zaman tekil, bize izli bir kelime lazım. He is at work. Baban nerede diye soracağız muhtemelen. İşte. O zaman, where is your father? Where is your, doğru cevabımız de. Baban nerede? O, işte. 12. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. He from, burada da yine bir kişinin nereli olduğu soruluyor. He is from Russia. O Rusyalı. O zaman where is he from? Where is he from? Bir kişiden bahsettiğimiz için o nereli? O Rusyalı. Evet. 13. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir yön tarifi sorusu. Excuse me, the train station. Muhtemelen tren istasyonu nerede olduğunu soruyor. Cevabında da go straight ahead, doğru git, then turn right, daha sonra sağa dön, it's on your left, solunda tarif etmiş. Biz tren istasyonu nerede diye soracağız. Bir tane istasyondan bahsettiğimiz için bakın, train station, o zaman şıklarda zaten otomatik olarak ağırlı olanlar gider bakın. O zaman cevabımızın A şıkkı olduğu, where is the train station? Tren istasyonu nerede? Doğru git, daha sonra sağa dön, solunda. Evet, kalıyor. 14. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Daha sonra 11. Evet. 14. sorumuzda bakalım sorumuzda ne diyor arkadaşlar. I can't see the students. Öğrencileri göremiyorum. Bakın burada bize ipucu var. Öğrenciler çoğul. Öğrenciler nerede diye soracak muhtemelen. They are in the schoolyard. Okul bahçesindeler. Onlar. O zaman where are they? Evet. Where are they? Onlar neredeler? They are in the schoolyard. Öğrenciler okul bahçesindeler. 15. sorumuza bakalım. Miss Norman. Miss Norman nerede diye soracak. She is in a meeting. Şu anda bir toplantıda. O zaman bir kişiden bahsettiğimiz için yine çoğullar otomatik olarak are olan cümleleri hemen elememiz lazım. Niçin? Bir kişiden bahsediyoruz. O zaman where is Miss Norman? Bayan Norman nerede? O şu anda bir toplantıda. Evet sevgili arkadaşlar, dersimiz burada bitmiştir.